Obaspor.com'un bir haberiyle, daha doğrusu bir değerlendirmesiyle bugünkü sohbetimize başlamak istiyorum. Sohbetimizin konusu gördüğünüz gibi Ünal Aysal, Galatasaray Kulübü'nün eski başkanı Sayın Ünal Aysal. Son günlerde enteresan gelişmeler oluyor medyada. Hani Dursun Özbek birkaç tane transfer yaptı ya. Bir anda sanki Dursun Özbek her şeyi çok iyi yapıyor, herkesi solladı, çok güzel aslan kaplan e, havaları yaratılmaya başlanıyor. Öyle ki bakıyorum Ünal Aysal çok kötü ama Dursun Özbek cici başkan verdi bir anda. Ya Dursun Özbek'in cici başkan olabilmesi için... Ünal Aysal'ı sollayabilmesi için, geride bırakabilmesi için yani onun yaptıklarını yapabilmesi için şu anki haliyle değil daha kırk fırın ekmek yese bile yapma şansı yok, geçme şansı yok. Peki bu nedir ya? Medyada nasıl oluyor da böyle Ünalay'sal şöyle, Ünal Ünalay'salı işte dursun Özbek şöyle yaptı, böyle yaptı, şöyle geçecek, böyle geçti, şöyle solladı gibi haberler yaptırılıyor. Bir takım dolmalar millete yutturulmaya çalışılıyor. Arkadaşlar gerçekleri görelim ya. Durum bakalım. Bir ayaklar bir yere bassın, frene bassın. Evet, ben de söylüyorum. Galatasaraylı taraftarlara bundan önceki sohbetimde de söyledim. Dedim ki Dursun Özbekli olan sorununuzu bir kenara bırakın, Galatasaray'ın arkasında yer alın. Çünkü aslı olan Galatasaray'dır. Galatasaray taraftarının Dursun Özbek'le şu anda büyük bir sorunun olduğunu herkes biliyor. Ama bu hesaplaşmayı e, sezon içinde değil de daha sonraki aşamalarda yapın dedim ve frene basın dedim. Ama bu medya içerisinde bakıyorum Dursun Özbek şöyle Dursun Özbek böyle yani bunlar hikaye bunlar palavra şeyler şimdi isterseniz bir özet yapalım ne yapılmak isteniyor bir algı yaratılmak isteniyor efendim Dursun Özbek işte 5-6 tane futbolcu transfer etti e her şeyi bir anda güllük gülistanlık oldu. Kardeşim o üç kupalı şampiyonluk var hani falan. Bunu hiç kimse getirip de Duygun da Dur Dursun Özbek'e falan bağlamasın. Herkes elini vicdanına koysun. Sağduyu duyu sahibi herkes görüyor. Eğer bugün Galatasaray o üç kupayı aldıysa bu yani o günkü başkan yönetim ya da onların bunların başarısı değil. Onu bir kenara koyalım. Onun ne olduğunu ayrıca analizini birlikte yapabiliriz. Ama biz şimdi şu tekrar günümüze dönelim. Aysal kötü başkan, Dursun Özbek Cici başkan, e, bunu kim yapmak istiyorsa, e, kim bir takım birilerini, bazılarını bir yerlere poplamak istiyorsa burada karaya oturur. Hiç öyle palavradan bir takım e, geyikler yapmaya gerek yok. Deniliyor ki Dursun Özbek işte şunu sattı, bunu sattı, kulübe para kazandırdı. Akıllı bir politika izledi. Ya sattıklarına bir bakalım kimi sattı? Melo'yu, Teyesi, Amravat'ı, Cemali'yi, Burak'ı sattı. Bunları Galatasaray Kulübü'ne alan kim? O dönemde alan kim bunları alan? Ünalaysal. Peki şu anda Galatasaray'ın ana kadrosunu oluşturan oyunculara bir bakalım. Bakalım. Mustera, Snyder, Selçuk, Buruma, Yasin, Sinan. Peki bunları Galatasaray'a alan kim? Ya şu Yasin için Ünal Aysal'a söylemedik laf bırakmadılar. Sinan, Sinan'ı Almanya'dan bulup getiren kim? Ünalaysal yönetimi. Yani o dönem. Peki nasıl oluyor? Şu anda Galatasaray'ın ana kadrosunu oluşturan oyuncular bunlarken 5-6 tane oyuncu transfer edildi diye böyle palavradan bir takım uçurtmalar uçuruluyor. Peki ben size şunu söyleyeyim. Ünal Aysal'ın daha önce de söyledim bunu ama Ünal Aysal'ın transfer yaptığı dönemlerde Galatasaray'a kimler geliyordu arkadaşlar? Drogbalardan tutun, Snyder'lerden çıkın. Vay efendim hemen şunu söylerler. Hayrovic on TV'ye Hayır sizin başınıza hayrovic kadar taş düşsün. O dönemde eğer bilmem kaç tane futbolcu alınıyorsa 3-2-3 tane de fire verilsin. Verilecek. Bu Real Madrid'de de oluyor, Barcelona'da da oluyor. Peki o dönemde Ünal Aysal transferleri yaparken şartlar neydi bir oraya bakalım. O zaman bakın bu Yıldırım Demirören denen federasyon başkanının ve de Fatih Terim işbirliği sonucu Galatasaray'a attıkları büyük bir kazık vardı. Neydi o kazık? Neydi hatırlayın bakalım. Geçen çabuk unutuluyor. Kimse hatırlamaz tabi Transfer yasağı vardı. Yabancı yasağı vardı. Alamıyordun. Yabancı yasağını koymuşlardı Galatasaray'ın önüne engel olarak. Eğer o dönemde o yabancı yasağı olmasaydı daha Galatasaray'a ne Drogba'lar gelecekti. Galatasaray belki Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacaktı. O yasağı getirdiler. Dediler ki bu yasak 2-3 sene sürecek. E ee, içerideki ne kadar yerli yetenekli oyuncular varsa onları toplayın. E i̇şte o toplama sırasında da Galatasaray bir takım yanlışlar yaptı. Hem içeriden hem dışarıdan yapıldı. Kaç tane yapıldı? Üç tane, beş tane. E şimdi satılan futbolculara bakın, alınan futbolculara bakın. Şu anda Galatasaray'ı taşıyacak olan lokomotif futbolculara bakın. Peki ben size Allah aşkına şunu soruyorum ya. Şu yabancı yasa bugünkü bugünkü serbestlik Aysal döneminde olsaydı. Aysal gider de bilmem 20 milyon parayı Serdar Aziz'e bağlar mıydı? Ya bunlar Serdar Aziz'e sakat oyuncuya birilerinin hatırı için, gönlü için para bağlıyorlar. He? Para bağlıyorlar. Sonradan biz başarılı olduk diyorlar. Evet Galatasaray'ın yaptığı transferleri ben de doğru buluyorum şu son dönemde. Nokta atış oldu. İnşallah bunların hepsi Galatasaray'a faydalı olur ama biraz da elinizi vicdanınıza koyun kardeşim. Gelenlere bakın. O zaman gelenlere bir bakın yani. Aradaki farkı görürsünüz. Sen Ünal Aysal'ın getirdiği futbolculara satacaksın. Para kazanacaksın. Para kazandım diyeceksin. E ee, onun ötesinde o futbolcularla şampiyon olacaksın. E ee, ben başarılı başkanım diyeceksin. Peki şimdi ne yapılıyor? Bakın çok kuvvetle konuşulan bir şey var şu anda Galatasaray kulislerinde. Tamam transferler yapıldı. Dursun Özbek bunları cebinden mi karşılayacak? Yoksa bulduğu sponsorlar falan mı? Hayır. Deniliyor ki Riva projesi. Riva projesi kimin? Kimindi kimin getirdiği arsaydı biliyorsunuz eski efsane başkanlardan Serahattin Beyazıt döneminde alınmış bir arsaydı. Şimdi Ünal Aysal'ın getirdiği futbolcuları sat para kazandım de. Ünal, e, Selahattin Beyazıt'ın aldığı arsayının üzerine bir takım projeler, planlar geliştir. Oradan bir takım paralar gelecek. Onlara güvenerek transferler yap. Sakat futbolculara bilmem ne kadar paraları bastır. He? Bas bas paraları Leyla'ya hesabı. Bak bu şeyi bu, ben şimdi pozitif olmaya çalışıyorum ama bu Serdar Aziz transferinin bir gün hesabını sorarlar adama. Ya kardeşim böyle bir şey var mı ya? Serdar Aziz Galatasaray takımında topa ayağını sürmedi gitti milli maçta oynadı ya. Araştırın bakalım niye oynadı. Bunu da bir kenara bırakıyorum. Şimdi Ünal Aysal'ı tekrar başa dönersek Ünal Aysal'ı değil Dursun Özbek'in 40 yıl 40 fırın ekmek yiyecek olan yese bile sollayamayacak olan bu Dursun Özbek ya da bir başkası asla sollayamaz. Bakın Avrupa şampiyonlukları geldi. Basketbolda kadınlarda Avrupa'nın en büyük kupasını Galatasaray ne zaman aldı? Aysal döneminde. Galatasaray 24-25 yıl sonra basketbolda erkeklerde Türkiye şampiyonluğunu ne zaman kazandı? Aysal zamanında. Ne zaman o büyük başarılar, lig şampiyonlukları geldi? Efendim Fatih Terim getirdi peki baskette de mi Fatih Terim yaptı? Bayanlar basketbolda Avrupa şampiyonluğunu Fatih Terim mi getirdi? Fatih Terim Fatih. Bırakın şu Fatih Terim'i ya. Hikaye. Galatasaray'a kazık atıp da gidip boş mukavelleri imzalayan adamlardan. He? Galatasaray düşmanıyla kanka olanlardan Galatasaray'a hayır gelmez. Neymiş? iki şampiyonluk, üç şupan şampiyonluk. Bırakın ya geçmişteki başa. Bugüne bakın, bugüne bakın. Türk milli takımının haline bakın. He? Niye Türk milli takımı dökülüyor, yerlerde sürünüyor? Bir takım futbolcular milli takımlara alınmıyor, fedak gösteriliyor. Tek suçlu futbolcular mı? Hadi bu konuyu da geçelim. Yani o konuya ayrıca geleceğim. O günler Aysal'ı suçlayanlar vardı. Onu da bir kenara bırakıyorum. Şimdi dönelim esas ana konumuza babaspor.com'un yaptığı araştırma çok doğru. Onlar da isyan etmişler bu konuya. Diyorlar ki kardeşim nedir bu ya? Nedir? Ha bir böyle sahte bir hani bir öbür hakiki yancılar var. Bir de Galatasaray içinde böyle hainlerle beraber sahte yancılar türediler. Mum ışığında şarap içerek romantik duygulara kapılıp belirli gazetelere haber yaptıranlar. Dursun Özbek Ünal Aysal'ı solluyor. Pek, bekleyin bekleyin çok sollar yani. Öyle kolay işler değil bunlar. Dursun Özbek kötü baş, cici başkan, Ünal Aysal kötü başkan öyle mi? Ünal Aysal babamın da oğlu değil. Ama gerçekleri de görelim. Drogbalardan başlayan itibar kazanmalar, şampiyonluklar, marka vesaire bilmem ne. Efendim neymiş borç olmuş da Galatasaray UEFA'ya gidememiş. Dursun, Dursun Özbek'in yüzünden Galatasaray bir sene Avrupa'nın dışında kaldı. Açık söylüyorum Ünal Aysal göreve devam etmiş olsaydı camia içindeki hainler bir takım tuzaklara gelip de birlerinin dolmuşuna gelip e, Ünal Aysal'ı kaçırmasalardı Galatasaray o cezayı almazdı. Kardeşim UEFA'da da gideceksin, sözün dinlenecek, prestijin olacak, çevren olacak olacak yani bunları herkes yapamaz Ben şimdi sizlerle bunu paylaşmak istedim bakın konu burada Siz de biliyorsunuz bu konuyu tekrar araştırın bakın bu konu üzerinde gerekiyorsa önümüzdeki günlerde bir sohbet daha yaparız ama böyle palavradan e, haberlere de inanmayın arkadaşlar ha sonuç olarak yine şunu söyleyeyim bu Dursun Özbekli olan hesap kapanmayacak o ayrı dava onu bir kenara koyun onlar böyle palavra haberler yaptırmaya devam etsinler ama siz kombineler alın, futbol takımının arkasında durun, basket e, 7 binlik, e, 7 bin basket kombinesini bitirin. Yani takımların arkasında durun, asıl olan Galatasaray'dır. E, hemen tekrar söylemekte fayda var, e, abone olmayı unutmayın, paylaşımlar yapmayı unutmayın, görüşmek üzere, hoşçakalın.